uh you've written a book uh, which you call the coup within the coup. Uh, what do you mean by that? Bu başlıkta ben şunu söylemeye çalıştım. Türkiye'ye ve dünyaya anlatmaya çalıştığım şu. Türkiye 15 Temmuz'da bir askeri darbeyle karşı karşıya kaldı. Ciddi bir girişimdi. Fetullah Fethullah Gülen grubunun kalkıştığı bir darbeydi. Uzunca bir süre devlet içinde illegal bir örgütlenmeye sahip bir gruptur. Bir siyasal İslamcı bir örgüttür. <laughs> Ve hiç beklenmedik ölçüde, Türkiye'de hiç kimsenin beklemediği bir biçimde bir darbe yapmaya kalkıştılar. Bugüne kadar Türkiye'de genellikle laik çevrelerin, kemalist grupların darbe yaptığına dair bir efsane vardır. Bunun doğru olmadığı bu şekilde ortaya çıkmış oldu. AKP ile 11 yıl Türkiye'yi yöneten örtülü bir koalisyon ortağı olarak yöneten bir grup, Fetullah Gülen grubu. Bunların kalkıştığı bir darbe girişimidir. 15 Temmuz 2016, darbe içinde darbe isminden benim kastettiğim şu, özellikle AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan bu darbe girişiminin yarattığı siyasal krizi bir fırsata çevirerek 20 Temmuz'da kendi darbesini gerçekleştirdi. Yani bu darbeyi bastırma çabası, 15 Temmuz darbesini bastırma iradesi ve isteğine toplum büyük bir destek vermişti. Bu desteği kötüye kullanarak ve buna ihanet ederek, demokrasiye ihanet ederek, Türkiye'de 15 Temmuz'da bütün ülkede olağanüstü hal ilan ederek kendi darbesini yaptı ve rejimi değiştirmeye başladı. Zaten e, uzunca bir süre AKP'nin aşındırdığı e, demokratik kurumları bu dönemde Recep Tayyip Erdoğan tümüyle ortadan kaldırarak e, İslami faşizan bir e, darbeyi gerçekleştirdi 20 Temmuz'da. Dolayısıyla aslında 15 Temmuz darbesiyle Fethullah Gülen çetesinin e, gerçekleştirmek istediği e, işi, hedefi 20 Temmuz darbesiyle Recep Tayyip Erdoğan yapmış oldu. Ben de bu nedenle kitabın adını darbe içinde darbe olarak belirledim. So several people say that obviously Erdoğan knew about the coup before it happened. The same with Hulusi Akar, Hakan Fidan, Aksakal and others. um, And more and more people tell me that Erdoğan also was involved in sort of preparing for the coup. What are your thoughts about that? Bu bir efsane. Ben Recep Tayyip Erdoğan'ın bu darbe girişiminden daha önce haberdar olduğunu zannetmiyorum. Ancak bir plan yaptığı ortada. Ben bu kitabı yazarken birçok kişiyle görüştüm. Görüştüğüm insanlardan bir bölümü benim daha önce yargılandığım, birlikte hapis yattığım insanlardır. Ergenekon davası ve balyoz davası gibi davalarda birlikte yargılandığımız subaylardır. Bunların bir kısmı ordudaki görevlerine geri döndüler. Burayı çevir istersen. Çok sayıda belge inceledim bu dönemde. Çok sayıda kişiyle konuştum, araştırdım. Zaten mesleğim gereği gazeteciyim ve Türkiye'de son yıllarda ortaya çıkan en önemli olayla, girişimle karşı karşıyaydık. Çok sayıda kişiyle görüştüm, belge inceledim diyebiliriz devam edeyim ben ben e, önceden haberdar olmadığını ama bir plan yapıldığını düşünüyorum Ordu içindeki Feullahçı e, grubun tasfiye edilmesi için bir plan yaptılar Fakat bu plan bu plan önceden öğrenildiği için e, beklenmedik bir biçimde sürpriz darbe e, hamlesiyle karşı karşıya kaldılar Dolayısıyla darbe e, girişiminde bulunan Feullahçı grup provoke edildi e, ordu yönetimi tarafından bu nedenle darbe gecesi hükümete yönelik bir operasyondan önce e, ordu komutanlarını yani üst düzey komutanları gözaltına alma e, eylemine öncelik verdiler. Eğer e, kemalist subaylar e, seküler bir e, hayata sahip subaylar, cumhuriyetçi askerler olmasaydı darbe başarıya ulaşacaktı. E, çok sayıda asker var, ölen asker ve subay var. Ee, daha önce Balyoz ve Ergenekon gibi davalardan yargılanan subayların büyük bir kısmı bu askeri darbenin, Fethullahçı darbenin bastırılmasında çok belirleyici rol oynadılar. Darbeyi hükümet bastırmadı, bastıramadı. Hükümet kaçtı. Ee, Başbakan Ilgaz Tüneli diye bilinen bir yeraltı geçitine saklandı. Uzunca süre çıkamadı. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı havada saatlerde, saatlerce kaldı, inemedi. Ancak e, Cumhuriyetçi subayların kendisine güvence vermesi üzerine Yeşinköy Havalimanı'na indi ve oradaki bir hangarda 4 saat kaldı ve çıkamadı. Ancak darbe bastırıldıktan sonra çıkabildiler. Öyle darbeyi siviller falan bastırmış değil. Onlar Türkiye'deki yandaş, e, iktidar yanlısı medyanın e, bir yalanıdır, uydurmasıdır, abartmasıdır gazetelerde ve televizyonlarda gördüğümüz fotoğraf ve görüntüler darbenin bastırılmasından sonra sokaklara çıkan insanlara aittir. Darbeyi e, hükümet değil, e, demokratlar bastırdı Türkiye'de. Askerler, siviller, demokrat askerler ve siviller bastırdı. Silahlı oyun olmaz. Dolayısıyla hükümetin önceden planladığı ve yürürlüğe koyduğu bir oyunla, bir tiyatroyla, bir mizansenle karşı karşıya değildik gerçek bir darbeydi 15 Temmuz darbesi. Bir varsayıma dayanıyordu. Bu darbeye Kemalist subayların, seküler subayların katılabileceği hesap varsayımıyla hareket edilmişti. Burada yanıldılar. Siyasal İslamcılardan demokrasi çıkmaz. Batı'nın büyük bir yanılgısı var. AKP iktidarının Türkiye'yi demokratikleştireceğini zannettiler ve AKP hükümetine hiç hak etmediği bir destek verdiler. AKP oysa e, bu darbecilerle, yani Fethullah Gülen çetesiyle 12 yıl Türkiye'yi birlikte yönetti. 12 yıl. 12 yıl birlikte yönettiler. Amaçları demokrasiyi tasfiye etmek ve bir siyasal İslamcı diktatörlük kurmaktı. Şimdi e, AKP bastırılan 15 Temmuz darbesinin ardından ke gerçekleştirdiği kendi darbesiyle aynı şeyi yapmaya çalışıyor. Dolayısıyla AKP'nin önceden planladığı bir darbe değil, gerçek bir darbeyle karşı karşıyayız. Darbenin 8.30 gibi dünyada hiç görülmemiş bir saatte, akşam 8.30 yani 20-30 gibi bir saatte başlamasının nedeni darbecilerin kendilerine karşı o gece bir operasyon yapılacağına dair ellerine ulaşan istihbarattır. Başka bir sebebi yok fakat darbenin beklenmedik bir zamanda gerçekleştirildiği açık çünkü bütün kuvvet komutanları Genelkurmay Başkanlığı, hava kuvvetleri komutanlığı, jandarma genel komutanlığı diğer bütün komutanları gözaltına almayı başardılar. Ve bütün bu birliklerde çatışma çıktı ve bunlar geri alındı. Hükümete yönelik doğrudan operasyon ikinci etap olarak belirlenmiş. O nedenle niye Recep Tayyip Erdoğan ya da Binali Yıldırım gözaltına alınmadı diye merak ediyorlar. Ordunun ele geçirilmesi yeter ve orduyu ele geçirip polisi etkisizleştirdiler. İlk iki hedefi aslında darbeciler çok doğru seçmişlerdi. Fakat hesap edemedikleri şey ordunun asıl gövdesinin, asıl ana gücünün bu darbeye karşı çıkmasıdır. Asıl sorun, şey, asıl önemli yanı budur darbenin. Fakat Recep Tayyip Erdoğan, darbeyi bastıran cumhuriyetçilere ve demokratlara ihanet etti ve bunu bir fırsata çevirerek darbecileri tasfiye etme gerekçesiyle Türkiye'de bir e, olağanüstü hal ilan ederek kendi darbe rejimini kurdu. Ortada bir ihanet var. Şimdi yıllar önce hazırlanmış bir liste değil. Hükümet bunları biliyor çünkü devlet kadrolarına hükümet yerleştirdi. Yani 12 yıl Türkiye'yi birlikte yönettiler Fethullahçı çeteyle birlikte. Fetullahçı örgüt Türkiye'de 40 yıldır faaliyet gösteriyor ve eğitim sektöründe örgütlenen, işte hayır işleri yapan, yardım kuruluşu gibi çalışan bir görüntüsü vardı. Ben Fetullahçı örgüt hakkında çok ayrıntılı çalışmalar yaptım. Türkiye'de ilk kitabı yazanlardan biriyim ben onların hakkında. Çok sayıda program ve araştırma yaptım ve benim hakkımda çok ciddi kampanya yürüttüler. Beni terörist ilan ettiler mesela. Bunu yaptılar. Dolayısıyla Perinçey'in söylediği yıllar önceden bu listeler vardı sözü bence yanlış anlaşılıyor. Kimin nerede yani devlet kuruluşlarından hangisinde kim fetullahçı bu biliniyor aşağı yukarı. Bunu en iyi bilenler de AKP iktidarıydı. Çünkü suç ortakları birbirlerinin suçunu bilirler. Tanıktır. Birbirinin en yakın tanıkları suç ortağıdır. Bankayı birlikte soyduğunuz birisi bankayı nasıl soyduğunuzu da bilir. Sizi ya da bankadan kaç para aldığınızı bilir. Dolayısıyla ortada birlikte işlenmiş bir suç vardı. Demokrasiye karşı cemaat ve AKP'nin birlikte işlediği bir suç vardı. O yüzden elleriyle koymuş gibi buldular. Kimi yerleştirdilerse onları attılar. Çok az tesadüf vardır. Orada haksızlıklar oldu bu listenin hazırlanmasında kuşkusuz ama e, bu e, dönemde devlet kadrolarından atılan yani öğretmenler, hemşireler, doktorlar ama bunların ağırlığı polisdir ve askerdir e, istihbarat kurumlarında çalışanlardır. E, ya devletin ideolojik aygıtlarında ya da askeri aygıtında ya da adliyede örgütlü bir kesimi e, tasvir edildi. Çok az hata yapıldığını düşünüyorum ben, hata var doğru ama e, attıkları insanları kendileri iyi tanıyorlardı çünkü bunlar suç ortağıydı birlikte çalıştılar 11 yıldır birlikte cuma namazına giden insanlardı bunlar. Çünkü FETÖ e, orduda, poliste, emniyette, adliyede hukuk e, örgütlenmesi içinde ve eğitim sektöründe çok yoğun bir şekilde örgütlenmişti ve bunu biliyorduk biz. E, ben darbe girişimcilerinin FETÖ'cü olduğunu daha darbe başladığı anda öğrendim. Bize bildirdiler. Yani bunu biliyorduk ve Fethullah Gülen'in böyle bir darbe girişiminde bulunabileceği Fethullahçı örgütün. Biliyorduk. Darbeye katılan herkes Fethullahçı değil. Yüzde otuzu bir biçimde bu hükümetten nefret eden bazı subaylar ve çevreler. Ama onun ötesinde bu darbenin FETÖ'nün bir operasyonu olduğu konusunda hiçbir kuşkuya sahip değiliz. Ancak... Hükümetin sadece askerleri değil, darbeye fiilen katılmamış ve hiçbir ilişkisi olmayan ama Fethullahçı örgüt üyesi olan sivilleri de, öğretmenleri, doktorları ama daha çok kaymakamları, hakimleri ve savcıları, özellikle adliyedeki örgütlenmesi çok tehlikeli boyutlardaydı. Tasfiye ettiğini biliyoruz. Ama burada hata payının %10 civarında olduğunu zannediyorum. Çünkü onlar kimin nerede olduğunu iyi biliyorlar. Bizden daha iyi biliyorlar. Bundan emin olabilirsiniz. Ancak bir fırsat, yine bir fırsatçılık yaptılar, bir fırsata çevirip o arada solcular da atmaya kalktılar. Tepki gelince bunların bir bölümünü geri aldılar. Mesela İbrahim Kaboğlu gibi önemli hukukçuları, Profesör Doktor İbrahim Kaboğlu gibi isimler de bu arada aynı torbaya doldurulup atılmaya çalışıldı üniversitelerden. Bunu biliyoruz, bu da hükümetin tipik, bu antidemokratik, baskıcı tutumunun bir ürünüdür. Çünkü AKP darbeyi tamamladı aslında. 15 Temmuz darbesini tamamladı. Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz darbesini tamamladı. Everybody critical to the government today. They are Gülenists in a way. Isn't that so? Yes. <gülüyor> 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 e, but e, yani kimse inanmıyor. <laughs> kimse inanmıyor. Ama kimse inanmıyor. E, böyle bir öcü yaratmaya çalıştılar. Ya FETÖ'cü ya e, PKK'ydı saat 1'de zaten darbe bastırılmıştı büyük ölçüde. Yani darbe bastırılmıştı ve darbe darbecilerin liderleri önemli ölçüde ele geçirilmişti. Darbe başarısızlığa uğramıştı saat 1'de. Recep Tayyip Erdoğan'ın sokağa çıkın çağrısını yaptığı saatler zaten kendisinin kendisinin güvence altına alındığı, hayatının ve hükümetin güvence altına alındığı ve darbenin bastırıldığının anlaşıldığı saattir. Çünkü bu Allah'ın bize bir lütfudur dediği saattir o saat. Dolayısıyla oyun ondan sonra başladı. İkinci darbe ondan sonra, o süreç ondan sonra başladı. Darbenin bastırılmasını sağladığı meşruiyeti, toplumsal desteği hızla fırsata çevirmeye karar verdiler. Daha erken saatlerde sokağa çıkan insan sayısı çok azdır. Türkiye'de bunu herkes test etti. 7-8 bin kişi fazla değildir İstanbul'da örneğin. Ankara neredeyse darbecilerin eline geçmişti zaten eğer e, cumhuriyetçi e, ve demokrat subaylar olmasaydı. Bir ara tam kontrolü sağlamışlardı Ankara'da. Saat 11'e 12'ye kadar kontrol darbecilerdeydi Ankara'da. Demokrat subaylar zırhlı birliklere hakim olduktan sonra İstanbul 1. Ordu Komutanı Cumhurbaşkanı'na güvence verdiği için uçağa inebildi. Darbe bastırılmıştı zaten o saat. Ergenekon ve Balyoz davalarında 3 yıl, 4 yıl hapis yatan subaylardır bastıran darbeyi İstanbul'da ve Ankara'da. Erdoğan'la birlikte FETÖ'nün birlikte hapsettiği, daha önce hapsettiği subaylardır darbeyi bastıranlar. Darbeci diye hapsettiği subaylardır. Bizler bastırdık yani. Ben subay değilim ama Türkiye'nin demokratları bastırdı. Ben yani de gazeteciyim. Ama biz hepimiz bu kumpasın bir parçası olarak daha önce Fetullahçı çeteyle AKP iktidarının ortak kumpasıyla hapsedildik. Bu oyunu gördüğümüz için hapsedildi. Üniversite rektörleri hapsedildi daha önce. Akademisyenler, gazeteciler hapsedildi. Ve demokratik askerler hapsedildi. Onlar bastırdılar. Hakan Fidan'ın Mehmet Görmez, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'le görüşmesi, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'la görüşmesi orada bir şeyin döndüğünü gösteriyor. O kısa bir süre sonra Fethullahçılara karşı bir operasyon hazırlığıydı aslında. Bu operasyon hazırlığını darbeciler gördüler, fark ettiler kendilerine karşı bir operasyon yapılacağını. O yüzden 8.5 bir harekete geçtiler. 8.5 bir harekete geçmesini kimse beklemiyordu. Silahla oyun olmaz gerçekten, olmadığı da anlaşıldı. 700'ün üzerinde ölü var. Camilerdeki ezanları çok, kimse çok fazla, toplumun önemli bir kısmı ciddiye almadı. Önemsemedi onu. Sokağa çıkan insan sayısı çok azdır darbe sırasında. Eğer darbeciler biraz daha fazla kan dökmeyi göze almış olsalardı belki de başarılı olacaklardı. Örneğin İstanbul'daki zırhlı birlikler, mesela Maltepe Mekanize Zırhlı Tugay'ındaki çatışmada daha önce Ergenekon davasından hapis, 3 yıl 2 ay hapis yapan bir albay öldü. ve Ama darbeci generali ele geçirdiler, teslim aldılar ve o yüzden İstanbul'da yeterince tank sokağa çıkmadı. 72 tank çıkabildi ancak. Kitapta yazdım ben. Burada isimler var. Çatışmada ölen demokrat subayların isimleri var. Darbeyi bastırmak için darbecilerle girdikleri çatışmada. Kayseri 12. Hava Üssü, İstanbul'daki Maltepe mekanizma, mekanize zırhlı Tugay'ı, Trakya'daki büyük askeri birlikler. Bunların tamamında çatışmalar yaşandı ve darbecilerden darbecilerden Alındı bu birliklerin büyük bir çoğunluğu. E, kitapta e, ayrıntılı bir şekilde bir e, e, anlattım bunları ve e, verdiğim isimler de var. E, herkes e, Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndaki e, Zekai Aksakallı'nın ya da Ömer Halis Demir'le e, Semih Terzi'nin öldüğü olayı ve Zekai Aksakallı'nın operasyonunu konuşuyor. O çok küçük bir bölümdür. Aslında çatışma çok daha başka bir yerdedir. Başka birliklerdedir çatışmalar. Mesela Ankara Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki çatışma daha büyüktür. 16 kişi öldü. Ömer Halis Demir'in General Semih Terzi'yi öldürmesinden sonra çatışmalar devam ediyor ve orada 12 kişi daha ölüyor ondan sonra. Bunlardan çok söz edilmedi. Bu e, işin e, hikayesi belki e, daha sonra e, daha ayrıntılı bir şekilde yazılacak. Örneğin e, Ankara Akıncı, Kayseri Erkilet, İncirlik, Balıkesir, Denizli, Çardak, Üstleri, Eskişehir'deki birleştirilmiş hava harekat merkezi gibi yerlerde Trakya'daki mekanizma, e, mekanize e, zırhlı tugaylarında eee zırhlı birliklerin üstlendiği merkezlerde ki çatalca'dan geri döndüler İstanbul'a geliyorlardı onlar bunu bir e, Kemalist darbe bir e, zanneden ve bu işe katılanlar var onların geri çekilmesiyle başarısızlığa uğramış bir darbe söz konusu yani özetle şunu söylemeye çalışıyorum ben e, bir e, önceden planlanmış bir oyunla karşı karşıya e, planlanmış e, ve ama kontrol dışına çıkmış bir oyunla karşı karşıya değildik Fetullahçıları bir tasfiye planı vardı Hakan Fidan'ın, Mehmet Görmez'in Hulusi Akar'ın rolü budur Fakat onlar beklenmedik bir karşı hamleyle Yüz yüze kaldılar ve Sorun burada. Hükümetin bir haberinin olduğunu Zannetmiyorum. Büyük bir panik vardı çünkü Yani ortaya çıkan videolar Görüntüler, kamera görüntüleri bunu gösteriyor Ama Kabul etmek gerekiyor ki Recep Tayyip Erdoğan çok hızlı bir şekilde Toparlandı ve bunu bir fırsata çevirdi Genel olarak bunu yapıyor ee, ne diyelim ee, bir bir siyasi kurnazlıklar karşı karşıyayız. Bir e, karşı darbe yaşandı. Yani darbe içinde darbe e, e, adı kitaba verdiğim isim bütün hikayeyi anlatıyor aslında. Ee, bunun koordineli bir oyun olduğu e, iddiası olanı biteni kolay bir açıklama yoludur. O kadar kolay değil, karmaşık bir süreç bu. Bir parça bu algının yaratılmasında hala yurt dışında etkili olan FETÖ'nün bir payının olduğunu düşünüyorum. Yani bunun Erdoğan'ın bir oyunu olduğunun söylenmesinin hala belli bir Fethullahçı etki altında yapılmış bir değerlendirme olduğunu düşünüyorum. Bazı entelektüeller ve sol çevrelere de böyle bir şey, böyle bir değerlendirme. Kolay geliyor yani AKP'yi ve Erdoğan'ı e, suçlamak için e, bu darbeyi planladığını e, söylemek gerekmiyor. Darbeden sonra Erdoğan kendi darbesini ya darbeyi tamamladı. Onu söylemek daha doğru bence. When I saw the pictures of the in the night, uh, the people who lynched and killed the poor young soldiers, they didn't look like the people, you know. They looked like they were bu kişiler Türkiye'deki siyasal İslamcı e, gruplara e, mensup kişilerdi e, ve linç ettiler zaten e, darbeciler teslim oldular çünkü yenilgi e, teslim olmasalardı o sivillerin yaklaşmasına imkan yoktu ve nitekim 36 kişiyi öldürdüler yani ateş etmeleri yeter tanklar vardı çünkü iki tane polis aracını o tanklar havaya uçurdular. Yani bir tank atışıyla havaya uçurdular. Polislerin cesetleri bile yok ortada. Dolayısıyla onlar teslim olmaya karar verince, darbenin bastırıldığı anlaşıldıktan sonra komutanlarının emriyle teslim olmaya karar verince de orada çok sayıda askeri linç ettiler, boğazlarını kestiler. Dolayısıyla hükümetin örtbas ettiği cinayetlerden biridir o. Evet darbecilik bir suçtur ama Suçu başka bir suçla ortadan kaldıramazsınız. Göz yumuldu o linçe. Polisler göz yumdular. Hükümet daha sonra soruşturma açmadı. Bu kişiler belli bir organizasyon içinde hareket ettiklerini düşünebiliriz. Fakat bu toplumdaki İslamcı örgütlenmenin bir parçasıdır onlar. Yani önceden tasarlanmış bir iş değildi. Eğer zaten köprüdeki darbeciler teslim olmamakta direndikleri için en son onlar teslim oldu. Sabaha karşı teslim oldular. O bakımdan her yerde ateş açmayı göze almış olsalardı belki de darbeciler başarılı olacaklardı. Köprüde ve Ankara'nın bazı bölgelerinde ateş açtılar ve 250 kişiden 250 kişi öldü. O kişiler siyasal İslamcı militanlar, cihatçılar ve insan boğazı kesebilecek katillerdi onlar. İslamcı katillerdi bir kısmı değil ama bir kısmı öyle. Bazı aralarında samimi bir biçimde darbe bastırmaya gelen, darbecilere karşı koymaya gelen, onları ikna etmeye çalışan sıradan yurttaşlar da vardı, insanlar da vardı. Onları ayrıca görebiliyorduk zaten. O görülebiliyordu o görüntülerde de ortaya çıkabilir. Bir kısmı ise hakikaten linç niyetiyle gelmiş militanlardı, İslamcı militanlardı. eee in the know that this is a gift from god coup and uh, if you look at the 2 years that has passed uh, we must say that uh, Erdogan is sort of the only winner in a way after the coup and that he has strengthened his power and uh, moved Turkey into a state of uh, authoritarianism what is your uh, point of view when it comes to the development of Turkey under Erdogan after the coup Darbenin tek kazananı gibi çünkü darbe içinde bir darbe gerçekleştirdi. Kitapta ben onu yazdım. Darbeyi tamamladı yani. Bir darbeyi bastırırken kendi darbesini yaptı. Bunun başka örnekleri de vardır. Dolayısıyla Allah'ın lütfu derken kendisi için tarihsel bir fırsatın ortaya çıktığını gördü ve bunu gerçekleştirdi zaten. Türkiye'nin gittiği yön demokratik bir rejim değildir. Tam, tam tersine Türkiye'nin gittiği yön bir diktatörlüktür, dinci bir diktatörlüktür, İslamik bir diktatörlüktür, e, faşizan bir diktatörlüktür Türkiye'nin gittiği yön. E, ve biz e, hep birlikte buna karşı koymaya çalışıyoruz. E, fakat e, Türkiye'nin tarihsel birikimi buna izin vermeyecek. Ama e, bir palavra bitti, e, AKP'nin e, Türkiye'yi demokratikleştireceği palavrası bitti. Yani Türkiye'deki aydınların bir kısmı, liberallerin bir kısmı ve Batıya Batıya bu yalanı inandırdılar. Söyledikleri bu yalanı inanmalarını sağladılar. Bunun bittiğini düşünüyorum. Biz hep birlikte karşı koyacağız. Türkiye bir diktatörlüğe doğru gidiyor. Erdoğan'ın kaderinin ne olacağını kestirmek çok zor. Erdoğan'ın yapması gereken şey Türkiye'nin demokratik güçlerine teslim olmaktır. Demokrasiye teslim olmaktır, cumhuriyete teslim olmaktır. Tırnak içinde bir teslimiyetten söz ediyorum. Yani e, hukuki ya da militarist bir e, kavram olarak kullanmıyorum bunu. E, Türkiye'de çünkü siyasal İslam hiçbir zaman demokrasiyle uzlaşamaz, uzlaşması mümkün değildir. E, cumhuriyet bunun tek örneğidir. İslam'la dünyada e, demokrasinin birleştirilebileceğinin e, tek örneği. Cumhuriyet Türkiye'sidir, ee, Mustafa Kemal'in liderlik ettiği e, Cumhuriyet'in e, demokrasi ile e, Müslümanlığı, İslam'ı uzlaştırma çabası olduğunu görmek lazım. Bunun tam tersi e, iddia edildi, olmadığı açıktır. Büyük İslam dünyasına bakarak bunu rahatlıkla görebilirsiniz. E, Türkiye bu bakımdan ilginç bir deneydi, ilginç bir laboratuvardı. İslam ve demokrasinin yan yana olabileceğini göstermesi bakımından. AKP ve Fethullah Gülen cemaatinin büyük günahı budur, hatası budur. Büyük verdiği büyük zarar budur işte. İslam'la demokrasinin birlikte olamayacağını gösterdiler bizi. Ya yani göstermeye çalıştılar. İslam'ı bir küfür rejimi, bir kafirlik sayan bir geleneğe sahiptir siyasal İslamcı hareket. Fakat onlar sanki demokrasi istiyorlar gibi davrandılar. Tayyip Erdoğan sözleri çok açıktır. Demokrasi bizim için tramvay, istediğimiz durakta biz ineceğiz dedi Tayyip Erdoğan. 20 Temmuz'da da indi bu tramvaydan. Onu görmek lazım. Hatta 20 Temmuz'dan önce indi aslında. Bu tramvaydan indi ve kendi rejimini kurmaya yöneldi. Bir baş yüce rejimi diye Türkçe'de ifade edilen bir Necip Fazıl Kısa onların teorisyenidir. Türkiye'de İslamofaşist bir teorisyendir, şairdir aynı zamanda. Tümünün idolüdür Necip Fazıl Kısakürek. Onun tarif ettiği bir rejim vardır, bir baş yüce vardır yukarıda, bir führer vardır yukarıda. Ve onun danışmanları vardır. Seçimler sadece onun kararlarını onaylamak için yapılır. Ee, ve gücünü e, tanrısal sözden alır, kutsal sözden alır, kutsal kitaptan alır gücünü. Ee, böyle bir rejimdir onların tasarladıkları. Bu söylediğim fantastik bir komple teorisi değildir. Bunu açıkça yazıyorlar. Kitaplar var ortada. Um, let me ask you uh, uh, a last question about uh, Europe. Because uh, after the coup, the last two years, there have been a critical and um, uh, difficult relationship between the Turkish government and, uh, and Europe and European countries. Um, how do you think we can um, improve the relationship between Turkey and Europe? AKP giderse ilişkiler düzelir. Çünkü AKP Türkiye'deki bir bölüm demokratları, liberalleri yanılttığı gibi Avrupa'yı da yanıltmış durumda. Dolayısıyla şimdi batı karşıtı bir söylemle en geri İslami çevrelere yaslanan bir çizgi izliyor. Ee, Batı'nın temsil ettiği bütün e, demokratik değerlere e, düşman olan bir siyasi iktidarla e, karşı karşıya olduğumuzu söylemek mümkün. Dolayısıyla e, Batı ile Avrupa ile daha doğrusu e, AKP iktidarının ilişkilerinin düzelmesini ben çok zor görüyorum. Ama Türkiye'nin düzelebilir. Bu da ancak AKP'nin iktidar olmadığı e, ve AKP'nin siyasal yaşamdan çekildiği bir e, Türkiye e, söz konusudur. Çünkü AKP Türkiye'yi Pakistanlaştırmaya çalışan bir ülke, bir önceki çağın yüzyılın değil, bir önceki çağın değerler dünyasına Türkiye'yi iade etmeye çalışan bir teknolojiye sahip bir orta çağ yaratmaya çalışan bir siyasi parti. O bakımdan bu partiyle Avrupa'nın ilişkilerinin düzelmesi çok zor görünüyor. Düzelir gibi olması tamamen oportunist bir tutumdan kaynaklanacaktır gerçek değildir, olmayacaktır. AKP olduğu sürece bu ilişkiler böyle kötü olmaya devam edecek. Ee, şöyle değerlendirebilir. Batı deyince demokratik değerler gelmiyor akıllarına AKP'nin. Batı deyince Hristiyanlık geliyor akıllarına. Çünkü dinciler perspektifleri bu. Böyle bakıyorlar onlar.